Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Celeste'nin 3. bölümüyle beraber devam ediyoruz. Celeste'yi beklemediğim miktarda hani ilgi geldi. Ya şöyle söyleyeyim, hani Sonic 06'ya yakın bir ilgi geldiğini söyleyebilirim. Yani beklemiyordum ben açıkçası. Ben daha çok hani şey yapılır, umursanmaz ve hani çerezlik olarak çektiğim bir seri... bir süredir oyun oynamayınca böyle oluyor. Çerezlik olarak çektiğim bir seri olur diye düşünürken bir anda beni şaşırtarak güzel bir like ve şey oranı verdiğiniz için teşekkürler öncelikle. Celeste için böyle bir güzel bir ilginin gelmesi bayağı hoşuma gitti şahsen. Şimdi şurada şöyle bir mekaniği açıklayacağım. Mesela diyelim zıpladıktan sonra dash kullandığımızda normalde dash'imizin şeyi bitiyor. Gördüğünüz gibi saçlarımız mavi oluyor. Ama bölüm geçtiğinizde, yani şu küçük bölümcükleri geçtiğinizde boost'unuz sürekli tekrar tekrar yenilenmeye devam ediyor. Ve bu şekilde bazı ulaşamayacağınız yerlere, yani normalde ulaşamayacağınız yerlere çıkabiliyorsunuz. Bu özellikle beraber. Yine aynı özelliği kullanarak mesela burada. Şöyle. Hop, buradaki anahtarı da alabiliyoruz kolay bir şekilde. Oyunun böyle güzellikleri var. Hani farklı mekanikleri. Evet, buradaki hikaye birazcık çok uzun ya. Hani gereksiz uzun yapmışlar burayı. Evet. Sevimli resepsiyonist hayaletimiz Bay Oshiro ile tanışmanızı istiyorum. Oshiro abimiz bir, gördüğünüz gibi bir hayalet zaten. Daha çıkışından belli. Oshiro abi bu Celestial Resort Hotel'i hani işleten kişi. Nasıl diyebilirim? Biz çok uzun süreden beri hani şey, otele kimse uğramadığından dolayı hani her gelen kişi otele davet etmek istiyor ve otelde kalmalarını istiyor. Yani sonuç olarak oteli işletmesi lazım bir şekilde. Biz sadece hani şey yapmak istiyoruz burada. Hani tırmanmak istiyoruz da hani kalmalık bir şeyimiz yok. Nasıl diyeyim? Kalmak gibi bir niyetimiz yok. Ama işte kendi çıkarları için, yani otelde kimse olmuyor. İşletmesi lazım sonuçta oteli bir şekilde. Kimse de yenmiyor. Bunun için bizi burada tutmaya çalışıyor. Kısacası böyle açıklayabiliriz komple şuradaki bütün hikayeyi. Ama baktığımda bak, anahtarlık herhalde sağ taraftaki böyle piksel olan şey. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane anahtar, hani oda satılmış gibi gözüküyor şu an burada. Hani belki otelin içinde cidden birileri var şu an. Bu şekilde başlıyor 3. bölümün asıl yeri diyelim. Şöyle küf müdür artık nedir bilemeyeceğim. Böyle küf hayaletçikler tarzı garip yaratıklar var. Şunu alabilecek miyim acaba? Hadi. Aha, tuttum, tamam, güzel. Oo, orada burası kırılıyormuş meğer. Her oynadığımda aynı yere takılıyorum ya bu arada. Hani unutuyorum oranın kaydığını. Ha. Burayı bilmiyordum bu arada. Pekala. Şurası kırılıyor. Orayı biliyorum. Şöyle atlasak. Güzel. Şuradan bir gidiş daha var. Burası neresi acaba?
B-side'ıymış buranın da. Buradan giriş yok herhalde. Burada sadece görebiliyoruz. Ha, aşağıda. Güzel. Sorunsuz bir şekilde hallediverdik bari orayı. Oh. Aman aman. Evet, çok saçma sapan bir şekilde oynadım orada, kabul ediyorum. Şunu. Evet, anahtarımızı aldık buradan. Şu kapıyı açmak için. Evet, şurada bir garip tentakıllar var. Bunların olayı şu şekilde. Hani dokunduğunuz üzere bir daha dokunmamanız lazım. Yani geriye ileri, hani geriye gitmemeniz lazım. Öyle söyleyebilirim. Sürekli ileri gitmeniz lazım bölümü geçmek için. Yoksa direkt yanıyorsunuz zaten. Aa bak, bunu yeni keşfettim. Aşağı basınca hızlı gidiyormuş. İşletmeye açık mı diye soruyor. Olsun, niye soruyorsam. Bazen arada sırada alt yazıları koyduğumu unutuyorum, biliyor musun? Hani şey isteğe geliyor böyle. Çevirme isteği geliyor içimden. Çok yanlış yaptım ya. Yapma be. Şimdi bazen atlayabileceğinize inanıyorsunuz ama atlayamıyorsunuz gibi sıkıntılar oluşuyor. Şunu yapmaya çalıştıydım. Kafam duvara çarptı orada. Evet, şimdi bir de bu kanatlı çilekleri anlatmış mıydım bilmiyorum. Tekrardan söyleyeyim. Boost kullanmadığınız sürece onlar orada kalıyor. Eğer boost, yani şu deşi kullanırsanız onlara bir daha erişemiyorsunuz. Hani çilekleri toplamak gibi bir şeyiniz varsa, isteğiniz, arzunuz var ise deş atmamanız lazım o kanatlı çilekleri gördüğünüz anda. Yapma be. Bunu bir alayım yok. Hayır. Burada takılamam bence yani. Ama takıldım evet. Ama niye tutunmuyor oraya? Bir saçmalık var, fark ettiniz. Zaten ben çıktım çünkü oraya. Ay. Panikledim. Şöyle. Ha. Tamam. Şurada bir... Aa, oraya çıkamayacağız ki şimdi. Evet, çıkamayacağız. Ölmemiz lazım bir kere. Oho! Peki şöyle bir... Yapılıyormuş lan. Oldu. Oraya illa çıkmamız... Oo, burnum kaşındı, hapşıracağım galiba. Aa, böyle hapşırıp da hapşıramayınca böyle çok kötü oluyor ya. O his oldu. Çok fenaydı. Burayı nasıl yapacağız? Şöyle gidip... Şöyle mi? Evet. Şuradan şöyle desek. Hop. Hop. Aa, onu görmedim. Onu görmedim.
Ulan ne güzel ilerlemiştim ya. Peki şöyle tutulsam. Aa, o dash çok fazla giriyor. Birazcık geriye tekrardan çıkıp şöyle yapmamız lazım. Buradan atladıktan sonra hop. Ama yaptıydım. Yapma be. Yapma be. Evet, bu bölüm birazcık uzun olabilir. Çünkü hem zor hem de diyalogları çok uzun bir bölüm kendisi. Ve buradaki çileyi almaktan vazgeçeceğim galiba. Çünkü çok çok zaman alacak gibi duruyor. Yukarıdaki çileyi de aynı şekilde pas geçeceğim. Gelir gelmez daha bunlara takılmak da çok üzücü ya. Tamam. Güzel. Ya bazıları çok kolay alınıyor ama bazıları hani almaya değmez. Orada şey varmış, onu görmedim. Bunu görmedim bir anda. Yapma be. Çok, evet, çok saçma sapan bir refleks oradaki. Kusura bakmayın. Evet, zamanlamam çok kötüymüş, onu öğrenmiş oldum bu şekilde. Şöyle. Lan niye basmadım ki acaba? Tamam. Evet, şimdi buradaki en sıkıntılı bölüm burası. Onu söyleyebilirim. Ya sıkıntısından değil ama diyalogla falan birlikte çok uzun bir zaman alıyor. Buradaki gördüğünüz işte kitap, artık yorgan mıdır, sandık var bir tane de böyle galiba. Sandıklar, mandıklar. Bunların hepsini yerleştirmeye çalışacağız. Ki şuradaki anahtarı alabilirim. Çok konuşuyorlar ya vallahi. Bir de hani otomatik geçmeniz, hani otomatik geçmiyor ya, manuel geçmeniz lazım her şeyi. Bazen böyle bakıyorum, böyle hani daha hızlı basıyorum, daha yavaş basıyorum. Bu benim için tehlikeli bir şey. O yüzden böyle içimden 3 saniye 3 saniye sayarak genellikle şey yapıyorum. Bırakmaya çalışıyorum mesela bu konuşma kutucuklarını. Sebebi neden 3 saniye? Çünkü bu hani tam şeyi, nasıl diyeyim, YouTube'un bu açıyoruz ya, alt yazı kutucukları. Bu kutucukları böyle 2 saniye falan şey oluyor ama ne olur ne olmaz hani hızlı sayarım falan diye 1 saniyelik daha bir pay veriyorum. Tamı tamına 3 saniye tamamlıyorum hani kutucukların orada kalma hızını diyeyim. Sanırım 1 saniyeden mi 2 saniyeden mi ne kısa kutucukları şey yapmıyorlar, saymıyorlar hani koyamıyorsunuz.
Şurada bir tane çilek var ama hiç uğraşmayacağım ya, aman. Sonra geçen bir ara çünkü çektim bu hani sesi kısık olan videolardayken, onu söyleyeyim. Ama şöyle bir durum oldu. Of, çok güzel geçtim orada. Şöyle bir durum oldu. 40 dakikayı geçti yani şu sadece şu bölüm. Şu an belki 20 dakikasında filandır. Şu an görmüyorum, bilmiyorum da. İkinci bir ekranım yok, kontrol edemiyorum ya da işte saat falan tutmuyorum. Evet, şeyi unuttum. Ne yapacağız şimdi? Hiç olmadı. Abi çok güzel bir tepki verdik aslında orada, hızlı bir şekilde. Biz onunla uğraşmayalım en iyisi. Çünkü zararlı ayrılacağız, belli oldu yani. Çok fazla zaman kaybedeceğiz. Evet, şöyle bir jelibon gibi şeyler var. Bunları böyle mustaş yapıyorsunuz. Slime'ımsı. Ondan sonrasında böyle bütün kitapları topladık mesela. Bir de şey muhabbeti var. Her seferinde gidip Oshiro abimizle konuşmamız lazım. Hani bak kitapları yerleştirdim kardeşim. İşte bak sandıkları yerleştirdim kardeşim diyerekten. Pek pek pozitif düşünceli olmadı aynen. Evet, hala temizliği biz yapmaya çalışıyoruz. Orada otel staff'a bırakın işi falan dedi de. Otel görevlilerine bırakın falan dedi. Ah be, çapraz atlayacaktım, düz atladım. Konsoldan oynayınca da böyle bir sıkıntı oluyor işte. Hani ne diyebilirim? Tam mesela ya dik gidemiyorsunuz ya çapraz gidiliyor ya işte hani istediğiniz yöne tam olarak bazen şey yapıyor. Hani eliniz kayıyor. İleri doğru giderken bir anda işte zıplarken anlık bir tepki vermeniz gerektiği için bazen konsolla güzel olmuyor yani. Klavyeyle oynamak orada birazcık daha kolay. O yönde. Yani oyunu rahat bir şekilde oynamak için illaki konsolun uzun olmasına gerek yok. Onu söyleyebilirim. Klavyeden de çok rahat bir şekilde oynayabiliyor. Ben klavyeden pek oynamadım konsolum var diye. Ama arkadaşlarımla beraber oynadığımız zaman oyunu. Yani şöyle söyleyeyim. Oyun iki kişilik modu yok da. Hani kim daha önce bitirecek oyunu tarzı böyle ufak bir saçma bir yarışma yapmıştık kendi aramızda. Böyle ekran açıyorduk. Bak bu bölümü böyle geçiyoruz. Bak bu bölümü şöyle geçiyoruz falan diye. Bazen uzun sürede takıldığımız bölümler oluyor çünkü burada. Zor yani geçmesi zor. Haritanın kendisi zor oluyor. Nasıl geçeceğinizi falan konuşuyoruz mesela. Muhabbet ediyoruz falan. Bu şekilde güzel bir anım var yani bu oyunla ilgili. Güzel bir şekilde bitirmiştik yani hep beraber topluca oynayıp. Bak bu bölüm böyle geçiliyor kardeşim, bak bu bölüm böyle kaçırıyor falan deyip. Güzel bir şey olmuştu yani bizim için. Etkinlik olmuştu bu oyun. O yüzden zaten seviyorum. Direkt aklıma o şeyler geliyor hani. Birbirimizin kapıştığı zamanlar geliyor. Bir arada oyun bedavaydı Epic Games'te. O ara almıştık biz de. İlk başta hani şey geldi. Şimdi yeni böyle parıl parıl grafikleri olan muazzam oyunlar varken gidip de piksel oyun mu oynayacağız ulan filan tarzı bir düşünceye kapılmıştım ki daha sonrasında işte hani arkadaşlarla yaptığımız bu şey sonucu yarışma mı diyeyim artık böyle rekabet sonucu oyuna bayağı bayıldım yani oyun bayağı eğlenceli geldi bana. Normalde pek fazla piksel oyun sevdalısı değilimdir yani. Ama yani pek sevmem ama oynarım öyle söyleyeyim. Ama Celeste birazcık daha hoş. Yani piksel oyunlara başlayacak arkadaşlar için hoş bir şey sunuyor cidden. Deneyim sunuyor.
Hem mesela zorluk seven arkadaşlar varsa böyle hani hayvan gibi Souls oyunları falan oynayan arkadaşlarınız varsa hem bunlar için hoş hem de normal hani platformer seven arkadaşlarınız varsa onlar için de gayet tatlı bir oyun Celeste yani. Hikayesi konusunda da pek o kadar yoğun, ağır bir İngilizcesi yok. Birçok şeyini anlayabiliyorsunuz zaten. Hani altyazı koymasan bile birçok kişi hikayenin ne olduğunu anlayacaktır zaten. Hani en kötü ihtimal hani hiçbir şey tamamen İngilizce bilmeseniz bile hani karakterlerin yaptığı hareketlerden genel olarak hikayenin birçoğunu çıkartılabiliyor yani. O kadar da zor bir hikayesi yok. Öyle söyleyebilirim. Yani mesela şu an buradaki diyaloglar olmasa bizim adama yardım ettiğimizi, etrafı toparladığımızı hani anlaşılıyor yani sonuç olarak. Evet, son artık şeydi de hala çok çok meşgulüm yapamam. Hadi sana kitleyim diye bize kitliyor yine bu sandıkları toparlama işlerine. Yapma. Ya oğlum niye bıraktım ben onu? Aa. Güzel gittik aslında ya. Burada da olay ritim aslında. Hani bir ufak bir ritmi var hepsinin oynadığı. Buna ayak uydurmanız lazım. Şöyle. Ya çoğu zaman mesela şey bu kadar da zor değil. Hani dediğim gibi platformu kısmı oyunun bu kadar zor değil aslında. Çoğu zaman. Bakın. Bazen öküz gibi zor olduğu zamanları var. Ama çoğu zaman bu kadar da zor bir oyun değil Celeste. Ne yaptım ben ya? Bütün giriş çıkış her yolumu kapattım vallahi. Şu anda evet ölmem lazım. Hani hem refleks vermeniz gereken mesela yerler var. Hem de çok yanlış yaptım. Hem de aklınızı kullanarak bulmanız gereken yerler var mesela oyunda. Bu yönden seviyorum Celeste. Yani birçok oyuncu türüne hitap edebiliyor. Evet bak mesela refleksim sayesinde orada çok harika bir refleks vererek kurtuldum. Az kalsın yanıyordum yoksa. Lan! Mesela burada da akılsızlık edip Nox diye yere yapıştım gibi. Ya bunlar hep örnek. Normalde tabii ki de böyle şeyler yapmıyorum. Mesela burası ritim bölümü denilebilir. Neyse tamam. Yapamadım. Bu şekilde şey de almış olduk. Oradaki çileğimizi de almış olduk. Pek çilek üzerine devam etmeyeceğim ama böyle almak istediğimi bazen böyle inat ediyorum çünkü. Onları almaya çalışacağım. Evet nerede Oshiro? Oshiro gitti değil mi? Şurada olacağız. Burası değil. Neresiydi ya? Nereden gideceğiz? Şuradan. Ulan oraya geçtin madem bizi de götür değil mi?
Bizde kral dairesine götürecek şimdi. Otelin. Kral dairesi diyorlar değil mi böyle otelin böyle en aşağılı odasına? Ha buraya çıkılıyormuş lan. Evet şurada bonus bir normalde diyalog var da çok uzatmaya gerek yok. Video sonrasında 50 dakikaya geçiyor. Sonrasında yüklemek için böyle 10 gün uğraşıyorum gibi bir şey oluyor. Yani bonus şeyleri var oyunun. Onu söyleyeyim. Bonus diyalogları var böyle. Hani alıp almayacağınız o diyaloğu siz seçiyorsunuz kısacası. Hani konuşmanıza gerek yok ya da oyunun sonunu falan değiştirmiyor. Sadece ekstradan boş yapmış oluyor karakterler. Evet bunu yapmamam gerekiyordu. Şöyle. Şöyle. Hop tamamdır. Toparladık ama bir şekilde. Yani bir zahmet. Ben olsam benden kalmazdım yani. Gidiyorsun bütün her altı sen hallediyorsun. Bütün pisliğini, otelin her şeyini sen süpürüyorsun. Ondan sonrasında bir de hadi gel kral dairesinde kal. Oldu canım. Evet buradan da bu pislikleri o şuranın attığını görüyoruz. Küf müdür? Hayalet midir? Artık nedir bilemiyorum. Aa, çapraz atladım. Dik atlamam lazımdı. Ya da atlamama da gerek yokmuş doğrusu. Şurada bir yarık var. Yapma be oğlum. Evet bu çok bu niye öyle kafa attım onu hiç fikrim yok. Hop. Üzüyor bu oyun beni. Şöyle ama senin neyse tamam. Sakin sakin sakin. Bu çok saçmaydı farkındayım. Oy. Hop. Ya şaka da aman geç. Ne yapacağınız çileyi deme yani boş ver. Arkadaşlar. Burası neymiş? Geç burayı da. Ya ne yapacağız çilekle? Pasta mı yapacağız anasını satayım? Çıkalım. Evet orada iyice şey olunca, strese girince bu yerleri çok acele ediyorum. Şu an yapma be. Tamamdır. Şurada bir ha buranın da B-side'ını alalım bari. Tamam bu çok saçma oldu. Açıl. Kapan. Ne yaptım bir dakika kapandı daha bir daha açılacak. İşte bak konsolla oynamanın kötülüğünü gördünüz orada zaten. Yapma be.
Onu niye yaptım o hiç bilmiyorum. Açıl. Kapan. Açıl. Ha. Yapma be. Orayı çok hızlı yapmak lazım herhalde. Aa çok saçma oluyorum ya. Yapabilirim bence. Hadi. Tamam, bu dur ya. Ne uğraştık ya? Açıl kapan, açıl kapan. Evet, orada da bonus bir bilgi var ama dediğim gibi geçeceğim pek umursamadan. Aa bak yapma işte bunu. Kusura bakmayın, orada çok bir şey yaptım. Aceleci oldum. Beklemek lazımdı. Şöyle. Şu ekran sarsılıyor, o yüzden bir şey yaptım. Panik yaptım orada. O yüzden orada çok hızlı bir tepki vermek zorunda kaldım. Böyle ekran sarsılınca bana şey geliyor yani. Ulan tuşa bas falan şey veriyor, böyle beynime komut veriyor resmen. Aynı anda bu sefer kötü halimiz yok bari. Yani yoldan bayağı saptık diyor. Bu arada bak dediğim şey geçen bölümlerde söylemiş olmam lazım. Arada böyle konuşurken hani yazılan şeyin tonlamasına göre ayarlamışlar ki sesi. Sanki bu carçurt konuştukları sesler cidden sanki hani onlar konuşuyormuş hissiyatı veriyor cidden yani. Bu yönde güzel ayarlamışlar. Yani ne kadar bir seslendirmesi olmasa da karakterlerin sanki bir seslendirmesi var gibi. Bu carçurt seslerle bir seslendirmesi var gibi geliyor. Bu güzel bir özelliği oyunun. Yani karakterlerin kızgın mı bak mesela burada da farklı bir ton şey yapmışlar. Karakterin tonlarından işte şu anda kızdığını yoksa işte heyecanlı olduğunu bilmem ne olur falan hepsi anlaşılabiliyor. Bu yönden hani bu carçurt seslerle bunları anlatabilmeleri çok güzel. Thank you.
Burada anlamadığım şey şu. Hani biz herhangi bir şekilde de hani bir laf atmadık, tam tersine hani seni önemsiyorum tarzı falan, böyle hani seni üzmek istemedim tarzı, sadece şey yapmak istiyorum, gitmek istiyorum tarzı falan konuşuyoruz. Bizim kopyamız her şeyi soruyor, hıncını bizden çıkartıyor, şerefsize bak. Bir de bunun kafaya böyle bir tane vurabiliyorsunuz. Buna vurduğunuzda boost'unuz tekrardan doluyor. Şu dash'iniz. Ay, tamam. Yani böyle her artık bölümün sonunda bir boss fight gibi bir şey var yani. Bu da bir boss fight sayılır herhalde. Aa, çok saçma bir şey yaptım ya. Ananı. Tamam. Pardon. Arada böyle anlık tepkiler olabiliyor, kusura bakmayın. Burada bunun kafasına basmanız lazım şey yapmak için, oraya tırmanabilmek için. Hani bir kere daha boost'unuzu doldurmanız lazım. Yapma be. Ay ay. Aha da böyle bir şey yapabiliyorsunuz onu göstermek için. Oba. Son anda çok küçük bir zıplamayla kurtardım orada, ya da basmadım, direkt kendi kafası ayağıma geldi gibi bir şey oldu. Bu arada burası çok uzun, eğer burada ölürseniz en baştan başlamak zorunda kalacaksınız, o yüzden dikkatli olmanız lazım arkadaşlar. Oh. Bu arada da ilk bölümde sesi birazcık daha açın, müzikleri birazcık daha duyalım tarzı bir yorum gelmişti. O yüzden sesi birazcık daha arttırdım. Umarım iyidir bu arada. Çekiyorum falan ama. Herhalde ikinci kat dediği yerde şey, şu hani sulardan içinde bayağı şey olmuştu ya. Su akıyordu galiba şeyde toplarken, yorganları morganları toplarken olan yerde. Hani damıtmıyor yani, sadece bütün her tarafı su götürüyor direkt. Yani zaten otelin ahı gitmiş vahı kalmış işte. Bu kapı mıdır nedir artık, bir garip bir şey var burada, kırık dökük. Garip grup bir otel yani, toz mudur artık, hayret midir, küf müdür nedir her tarafta. Canlı küf mü olur lan? Evet, bu şekilde de 3. bölümümüz bitmiş oluyor. Bu birazcık uzun olabilir. Bilmiyorum ne kadar uzun sürdü. Ben de daha sonra döneceğim. Böyle sürpriz olacak bana. Bu arada 82 kere ölmüşüz. Üh. Ama B sayıda açtık. Evet. Bir de 11 tane çiçek topladık. Evet. İkinci bölümden... Şey, ikinci... Kaçıncı olan bu? 1, 2, 3, 4. Evet. Allah'tan üstte simgeleri falan var. Buradan seviyoruz. Evet. İkinci bölüm diyecektim ya. Ya şimdi şey oldu ya bana, hani ben ilk gün çektim bir iki tane, ondan sonrasında şimdi tekrardan başka bir gün bunları devam ettirdiğim için bana sanki böyle ikinci bölümü şimdi çekecekmişim gibi geliyor. Bu yüzden dördüncü bölümden bir dahaki bir bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, hoşça kalın.